Herkese arkadaşlar, bugün köydeyiz. Evet. Hep böyle bir giriş yapmak istemiş. Ve tren istasyonundan çıkar çıkmaz böyle bir baka kaldık. Bayağı görkemli görünüyor. Bir de beklemiyordum yani. Aynen. Ben de daha bismillah ilk adımı attık yani. Şu an katedrali. Biraz diğer taraflarından bakalım buna ama güzel görünüyor. Çok üç boyutlu ve çeşitli olması. Böyle değişik detaylara odaklanırsanız her şey var aslında. Daha fark edemediğimiz semboller bile. Baksana ben anahtarı buldum yine. Şu kapıların iç şeylerinde şey gibi bize yıkılsın. Abdesti al. Su güzelmiş. Şu an çeşmesinde de abdest almadık demeyiz. Apartman çok yok ama olanlarda bu tarz çekmek istedim o yüzden. Gölden doktan neredeyse hiç görmedik. Evet, çok nadir. Burada artık biraz mutasyonlar yaygınlaştı.
gördüğümüz kön noktalarından birine geldik. Bu rengarenk evler, daracık üçgen çatılı ve rengarenk. Ve şu kale gibi duran kilise, değişik bir mimarisi var gerçekten. Ne var yani, değil mi Samet Bey? Bizim odun pazarı evlerimiz yok mu yani? Aynısı. Yani. Reklam işte, hep pazarlama bunlar. Tam aynısı olmasa da. Pazarlama hep. Bak, Porsuk çayı, Ren Nehri. Ne farkı yani var? Yani aynı şey. Ren Nehri. Görüşeceğiz birazdan. Köylün unutmayacağımız noktalarından. Neredeyse 10 yıldır görmediğim arkadaşım Sara ile buluştum. Merhaba. Merhaba. And she speaks Turkish too. She has really good Turkish. Biraz. Cool. So we are here at Kron and çok heyecanlıydık gerçekten. Arkadaşlarımızla buluştuk. Eating normal. I speak Turkish a little bit because I know that she has no problem with it, but yeah. They were kind enough to help us out and bring us to this nice place. It's called Maria. Is it the name of the cafe? Yeah, it's. And burada Belgium fries tarzı şeyler meşhurmuş. Let me show you. Ondan sonra biz de öyle özel kızartmalardan, patates kızartmalarından sipariş ettik. Çok güzel görünüyor. Hepsinin sosları falan var. Özel. Ondan sonra cuma ve içeceklerimizi sipariş ettik. Gece daha yeni başladı. Bu gece onlardayız. Ve yarın Köln gezmeye devam ediyoruz. Say goodbye to Turkey. Herkese arkadaşlar, bugün Köln'deyiz. Evet. Hep böyle bir giriş yapmak istemişim. Evet, Köln'deki ikinci günümüz. Dün akşam Saralar'da kaldık. Şimdi turumuza devam edebiliyoruz. Çok da iyi oldu çünkü Oldenburg'dan buraya gelmemiz 4-5 saat sürdüğü için, yani normalde tek günde maksimum gezmeyi yapıp dönüyorduk. Konaklamaya para vermemek için. Ama bu sefer gerçekten zor olacaktı. İnsanın farklı ülkelerde, farklı şehirlerde dostları olmalı ya. Çok güzel bir şey. Sağ olsunlar, onlar kendileri davet ettiler. Şöyle arkamızdaki telefon göstereyim. Ama orası ziyaret kapalıymış şu an. Devam edeceğiz bakalım. Gezimize bugün neler bekliyor bizi? Evet, camimize gündüz gözüyle de geldik. Aslında karşıya geçmem lazım. Şuradan görünüyor biraz. Arabanın şirinliği. Bu Köln'ün ama hatta tüm Avrupa'nın galiba en büyük camisiymiş. Gerçekten biz de şaşırdık görünce. Şu Telefonica Tower'a yakın. Yani bayağı büyük ve görkemli görünüyor. İçinde güzel olduğunu söylüyorlar. Giriliyor mu şu an bilmiyorum, bakacağız. Ama Köln'ün göbeğinde bu kadar koskocaman bir cami beklemiyorduk. Biz doğru düzgün bir mescidi zor buluyoruz Oldenburg'da falan. O yüzden. Wow falan dedik yani.
Evet, camimizin içini gezdik. Bu arada Almanya'nın en büyük camisiymiş, Avrupa'nın değil. Almanya şehirler arasındaki en büyük cami buraya yapılmış. Artık insanlar Köln'ün normal tarihi eserlerinin arasında gezilecek yer olarak burayı da eklemişler yani. Orada bir cami var, onu da görün falan diye herkes bahsediyormuş. Burası da böyle alışveriş merkezi ve yemek yiyecek tarzı böyle pasaj gibi bir şey yapmışlar. Çok hoş olmuş. Şimdi Türkiye'ye transfer olmuş hissine kapıldım bir an. Bir kahvaltı yapalım da şuraları gezelim. Evet, bu sefer tersine döndü işler. Ben geldiğimden beri bir ay boyunca, ilk bir ay falan bütün Bakaray'dakileri, Hanımlar'daki tatlıları yedim. Her çeşidi denedim ve artık içime sindi. Artık biraz tuzlulara geçebilirim sanırım. Samet normalde hep tuzlu şeylerden başlıyordu. Sabah ilk saatler yiyemem öyle falan gibisinden. Ama görüyoruz ki işler tersine döndü. O tatlı aldı bu sefer. Ben tuzlu aldım. İkisi de değişik. Bir de büyük çay aldık. Çayımız da. Abi zaten biraz Türkçe biliyormuş. Türkiye'den olduğumuzu duyunca hemen bize çay falan. Ses yapıyormuş aşağı. Nasıl bir akustik sistem var, nasıl bir şey var bilmiyoruz ama duymuştuk. Çok ilginç gelmişti. İnanması zor gelmişti ama gerçekmiş. Kimseyi adım attırtmıyorlar şu an buraya. Çünkü bu altta müzik salonu, konser, klasik müzik falan salonu var. Orada çalışma yapıyorlar. Sese sebep oluyormuş. Akustik olarak bozuluyormuş buradan. Kocaman bir adım, kocaman bir gürültü olarak geliyormuş diye duymuştuk. Hakikaten de yasak, şu an adım atamıyoruz. İlginç.
mı bizim için? Sık bir kişi var. Yarın bir de evlilik yıl dönümümüz ama hiç kilit bile almamışsın sana. Bak yanlış yere bağlamış, görüyor musun? Bu şunların aşkı şu büyük kilide bağlı. Bu koparsa bunlar da gidecek. Bunu düşünen yok. Bak göstereyim. Bak. Bu buna bağlı. O buna bağlı. Bu buna, bu buna. Yani beşli altılı. En baştaki koparsa hepsinin aşkı gitti. Çok romantiksin kocam her zamanki gibi. Öyleymiş. Romantiklik sayısını da tanımam. İlk başladığımız yer ne kadar uzak kaldı. Çok güzel görünüyor ama. Resmen Ven Nehri'nin üstünden yürüyoruz. Her tren geçtiğinde sallanıyor bayağı ama. Bayağı değil de titreşiyor diyelim. Evet, bitirmek üzereyiz köprüyü. Köprünün başında da sonunda da bu heykelden var. Şu da üçgen bina. Triangle değil ama neden öyle bilmiyorum yani. Resmen yuvarlak ama üçgen bina demişler. Belki gidince çözeriz sebebini. Onun tepesinden manzara izleniyormuş. Onu yapacağız. Şu an işte bu kartpostallardaki meşhur görüntü. Samet Bey yerini aldı. Az önce neden triangle dediklerini anladık gibi şurasının biraz böyle sivri burun. Logodan da anlaşıldı. Aynı logodaki gibi aslında. Açık bir oda bu. O yüzden çok iyi. Bak bu şuradan bakınca tam oturuyor aslında. Evet. Biraz kamerayı aşağıdan mı? Biraz aşağıdan mı bakmak lazım? Sen? Kameraya bak. Şu bina tam oturdu. Evet. Şunu ben sana soruyordum karşıdan ne olduğunu. Aynen. Bir kilisneymiş. Sanmaria bu. Bu da müzeymiş. Güzel bir zaman geçirdik burada da. Evet. Şu şezlongta yerde biraz oturduk, dinlendik. Kutlarımızı bunlara soktuk orada. Kısa bir mola vermiştik. Şimdi yavaştan gitme vakti. Sevdik ama yani. Evet, güzel. Küçük kar. Evet.
başlayan manzarayı çekiyorum genelde. Burayı sevdik yani. Tertemiz, düpdüzgün. Şöyle hoş, şık, güzel bir görünüm var. Diğer yerlerde çok karmaşık, keşmekeş bir ortam vardı. Burası şimdilik sevdik Dortmund'u. Eşim Bey de bana bir şeyler ısmarladı. Sağ olsun Ice Latte. Karısını biliyor dinlendirmeyi. Yine bir parti var bir yerlerde ya. Bu hafta sonu iyi denk geldik valla. Simgesel bir binası. Bu da nadir tarihi binalardan.